Entropi. Çok defa duyduğumuz bir kelime. Peki bu ne demek? Bunu internette aradığınızda kapalı bir sistemin enerji kaybı sonucu belirsizlik veya duranlığa doğru evrilmesi gibi cümlelerle veya alıntılar ile karşılaşacaksınız. Peki bu ne demek? Aslında bir termodinamik yasası olan entropi, en temel haliyle bir yerdeki düzensizliğin artması ve birlikten ayrılığa, varlıktan yokluğa doğru hareket etmesidir. Termodinamiğin ne olduğunu merak ediyorsanız, kendisi ısı ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. Entropiyi de kapsayan termodinamik, çok daha ilgi çekici ve anlaması, hayal etmesi son derece güzel bir konu. Ancak onu başka bir videoya saklayıp entropiye dönelim. Maalesef entropi hakkında popüler kültürde bazı yanlış anlamaya sebep olacak bilgiler mevcut. Entropiyi araştırdığınızda entropi düzensizliğin ölçüsüdür gibi kısa bir cümle buluyorsunuz. Ancak bu onu tanımlamak için yeterli değil. Gerçekte entropi bundan daha fazlası. Bu fizik kuralı akla gelebilecek her yerde işleyen ve her sistemi bozulmaya iten bir durum ve tezat. Bir şekilde bu bozulmalar kimi zaman yeni sistemler veya düzenler ortaya çıkarıyor. Entropinin düzensizleştirdiği sistem bir makine de olabilir, bir toplumsal düzen de olabilir veya şu an bu videoyu izlediğiniz alet de olabilir. Ne olursa olsun üzerinizdeki elbiseler eskiyecek. Yemediğiniz ekmek çürüyecek. Evinizdeki bardaklar günün birinde kırılacak. Her şey zamanla eskiyip yok olacak. Belki eskiyen, çürüyen, bozulan bu maddeler günün birinde yine işlenip kullanılacak. Belki hiç kullanılmayacak. Ne olursa olsun entropi onlara her zaman işleyecek. Bunun bir çaresi yok. Bu ilginç ve bir o kadar da değişik bir doğa kanunu. Termodinamiğin ikinci yasası olan bu yasa sadece bunlarda değil, varlığın olduğu her yerde geçerli. Düzen her zaman düzensizliğe doğru hareket eder. Entropi ya durağandır ya da artar. Bunu video boyunca pek çok defa duyacaksınız. Bazen bozulan düzenden yeni düzenler oluştursa bile entropi her zaman düzensizliğe sebep olur ve karışıklık çıkartır. İşte bu karışıklıklar hep entropinin sonucudur. Entropi son derece önemli ve gerçek bir konu iken maalesef Türk halkı olarak kendisine pek aşina değiliz. Nedense sürekli olarak her şeyin kendiliğinden iyiye gideceğini düşünürüz. Bize her zaman dünyanın müthiş bir düzenle yürüdüğünü ve düzenin oturduğunu söylerler. Tıpkı aynısını evren için söyledikleri gibi. Ancak bu büyük bir yalan. Doğrusu şu an dünya üzerinde bir kaos var. Hatta dünyadan da öte evrende bir kaos var ve her zaman olacak. Her zaman ve her yerde birlikten ayrılığa, düzenden kaosa doğru bir kayma var. Belli bir zaman geçince evler yıkılır, şehirler yok olur ve arkalarında hiçbir iz bırakmazlar. Yıldızlar söner, gezegenlerdeki hayat biter. Galaksiler dağılır veya içlerinde artık yıldız oluşumu sağlayacak bir ortam olmadığı için sönerler. Her şey varlıktan yokluğa, düzenden kaosa doğru gider. Ne yaparsanız yapın, buna engel olamazsınız. Çünkü bu değişmez bir doğa kanunu. Bu ilginç kavram aslında buhar makineleri çalıştırılırken ortaya çıkan enerji kaybının nedeni araştırılırken bulundu. 17. yüzyılın sonlarında buhar makinesi gibi makineler icat edildi ve kullanılmaya başlandı. O günden bugüne enerji üretmek için buhar basıncını hala daha kullanıyoruz. Bu makinelerin bulunması aslında termodinamikte yapılan bazı ön keşifler ile oldu. Ancak zamanla makinelerin kullanımı arttıkça bir sorun bulundu. Makinelerde kullanılan kömür ve onun sağladığı ısı enerjisinin girdisi her zaman çıkan enerjiden fazla oluyordu. Yani bir şey kullanılan enerjinin daha az olarak geri alınmasını sağlıyordu. Günümüzde yine önemli bir sorun olan verimlilik, o zamanlarda da mühendisleri ve bilim adamlarını uğraştıran bir sorundu. Fizikçiler ve araştırmacılar neredeyse 200 yıl boyunca bunun sebebini araştırdılar. 1850'lerin başlarında Rudolf Clausius termodinamik sistem kavramını ortaya attı
ve herhangi bir geri alınamaz süreçte küçük bir miktar ısı enerjisinin sistem sınırı boyunca kademeli olarak dağıldığını öne sürdü. Clausius, kayıp enerji fikirlerini geliştirmeye devam etti ve entropi terimini icat etti. O günden bu yana entropi bulunduğundan beri bilimde hep vazgeçilmez oldu. Bilimdeki anlamı dışında bize bir şeyi daha anlattı. Zaman zaman sondan sonra başlayacak olan yeni başlangıcı gösteriyordu. Ama hep sonu gösterdi. Öyle ya, her şeyin bir sonu vardı. Doğarız, büyürüz ve yaşlanırız. Peki zaman geçtikçe gençleşir miyiz? Kırdığımız oyuncak, kırdığımız yerinden eski yerine kaynar mı? Canlılar ölür de ölüler neden dirilmez? Bunların cevabı işte burada. Ne demiştik? Entropi ya durağandır ya da artar. Asla bir yıl önceki kadar genç olamayacağız. Elimizdeki telefon hiçbir zaman bir süre önceki halinden daha iyi verim veremeyecek. Her şey hep düzensizliğe ve bozulmaya doğru olacak. Dünyada depremler olacak, kıtalar birbirlerinden ayrılacaklar ve sonra tekrar birleşip yine ayrılacaklar. Eşyalarımız zamanla eskiyecekler ve kullanılmaz hale gelecekler. Binalarımız, şehirlerimiz yıkılacak. En ufak ölçekten en geniş ölçeğe kadar geçerli olan bu doğa kanunu evrenin her yerinde, her büyüklükte oluyor. Düzenli galaksiler, yıldız kümeleri ya çarpışıyor ya da dağılıyorlar. Yıldızlar, gezegenler ve diğer gök cisimleri birbirleriyle çarpışıyorlar. Zamanla düzenleri ve yapıları bozuluyor. En ufaktan en büyüğe, düzenden düzensizliğe doğru bir geçiş hep oluyor. Entropi sadece nesnelerin hareketi ve birbirleriyle çarpışmalarında değil, enerji ve onun salınımında da geçerli kurallara sahip. Her zaman ve her yerde. Bunun aksini şimdiye kadar hiç görmedik. Zaten görmemiz de pek olası değil. Çünkü entropi her zaman ileriye doğru işler. Tıpkı zamanı geri alamadığımız gibi. Eğer bir gün zamanda geri gidebilirsek, bu kuralı tersine çevirebilmemiz sayesinde olacaktır. Bildiğimiz fizik kuralları entropiyi tersine döndüremeyeceğimizi söylüyor. O yüzden yine bildiğimiz fiziğe göre geçmişe gidemeyeceğiz. Belki bir gün entropiyi tersine çevirmenin bir yolunu bulursak, bulabilir miyiz ki? Şimdiye kadar hep olumsuz yönlerini konuştuk. Ancak olumlu olabilecek yönlerini de söylemeliyiz. Varlığımızın sebeplerinden birisi bu yasa desek, yine de hakkında bu kadar olumsuz konuştuğumuz entropiye olumsuz bakar mısınız? O kadar kötülediğimiz, yerden yere vurduğumuz işte bu yasa varlığımızın sebebi. Bizi tüketen her şeyi karmaşa ve düzensizliğe götüren işte bu yasa, garip ve düşündürücü bir şekilde bir yandan da tüm hayatın olmasının bir sebebi. Şimdi entropinin enerji ile olan ilişkisine değineceğiz. Eğer entropi, enerji ve onun salınımıyla doğrudan ilişkili olmasaydı, bugün bu hayatımız olmayacaktı. Peki nasıl? Termodinamiğe geri dönelim. Bildiğiniz gibi termodinamiğin birinci yasası der ki, enerji yoktan var edilemez, vardan yok edilemez. Bu yasaya göre enerji, evrende her zaman olan ve sadece şekil değiştiren bir haldedir. Örneğin siz şu an çoğunlukla barajlardan akan suyun veya termik santraldeki buhar kazanlarının büyük dinamoları çevirmesi, o dinamoların elektrik üretmesi ve üretilen elektriğin şehir şebekesine verilip evinize kadar ulaşmasıyla telefonunuzu veya bilgisayarınızı çalıştırabiliyorsunuz. Yakılan kömürün suyu ısıtıp kaynatarak buhar basıncı oluşturmasıyla veya suyun belli bir yerden hareketiyle dinamolar hareket ediyor ve hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüşüyor. Daha sonra elektrik enerjisi bilgisayarınıza veya telefonunuza aktarılarak ışık enerjisine dönüştürülüyor ve siz bu videoyu izleyebiliyorsunuz. Müthiş bir dönüşüm değil mi? Peki bunları niye söyledik? Aslında bizler de enerjiden ibaretiz. Dinamoları döndüren ısı enerjisi, dinamoların ürettiği elektrik enerjisi veya onun şu anki halini gördüğünüz ışık enerjisi gibi. Hayır, burada dini veya ruhani bir anlama gelecek bir atıfta bulunmadık. Evrende her zaman ısı aktarımı sıcaktan soğuğa doğrudur. Suyu ocakta ısıttıktan sonra su ısı enerjisini zamanla etrafa verir ve soğur.
etraftaki başka enerjileri alarak daha çok ısınmaz. Aynı şekilde çok yüksek ısı ve parlaklıkta olan güneş gibi yıldızlar da ısılarını ve ışıklarını daha soğuk olan uzay boşluğuna ve dünya gibi diğer gök cisimlerine saçarlar. Bu yasanın etkisi sayesinde gezegenimiz güneşten ısı ve ışık alır. Düzenli bir yapı olan güneş, ışık ve enerjisini düzensiz olan uzay boşluğuna saçar ve bu sayede bizler güneşi görür ve onunla ısınırız. Eğer böyle bir aktarım olmasaydı ne güneşi görebilirdik ne onun ısısını hissedebilirdik. Ki zaten bu aktarım olmasaydı var olmazdık bile. Bunun sebebini açıklayalım. Bitkiler güneşten aldığı ışık enerjisini fotosentez yaparak kendileri için besinler üretirler. Hayvanlar bitkileri veya bitkileri yiyen başka hayvanları yiyerek fotosentez ile üretilen besinleri veya bu besinler kullanılarak oluşturulmuş yeni ürünleri vücutlarının içlerine alırlar ve kendi metabolizmalarını kullanarak enerjiye dönüştürmek için kendi kullanacakları maddelere dönüştürürler. Enerjiden maddeye dönüşüm, maddeden tekrar enerjiye dönüşüm ve bir daha tam tersi. Varlığımızın basit ve özlü bir açıklaması. İşte bizi var eden bu sürekli olan dönüşüm. Bitkiler güneşten aldığı ışık enerjisini besine dönüştürdüğü için bizler ve hayvanlar bitkileri yiyerek hayatta kalıyoruz ve besinlerden enerji elde ediyoruz. Ayrıca bitkileri yiyen hayvanlar bu besinleri bizim ihtiyacımız olan proteinlere ve diğer maddelere dönüştürüyorlar. Ve biz de o hayvanları tüketerek bitkilerden karşılayamadığımız veya az karşılayabildiğimiz besinleri vücudumuza alıyoruz. Her şey, sen, ben, o, hepimiz entropi sayesinde günün birinde yok olacak olsak bile yine onun sayesinde varız. İşte bu düzensizlik bizim tüm düzenimizin ve var olmamızın sebebi.